Şimdi bu seferki kapıyı çaldıktan sonra tam kapının karşısında durmanın doğru olmadığını belirten bir hadisi şerif anlatıyor. Abdullah bin Bişir'den rivayet edilen bir hadisi şerifte bir adam peygamber bak şimdi ve ce'a raculun yestezinu alen nebiyyi fekale alel babi müstakbilel bab. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istemek üzere geldi. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istemek üzere geldi. Kapıya doğru bakarak önünde durdu. Peygamber Efendimiz çıktı ve böyle duruyorsun ha. Böyle duruyorsun ha dedi. Halbuki izin istemek içeriye bakmamak içindir. Yani bir daha kapıyı çaldın mı ya kapının sağında dur veyahut da solunda dur. Karşısında durma. Kapıyı çakmak içeriye bakmamak içindir izin istemek. Yani kapıyı çakmak izin istemektir. İzin istemek demek de bakmamak için böyle yapıyorsun. Kapıyı çaktın, izin istedin. Sen kapının anlayışında böyle durmayacaksın. Ya sağında duracaksın ya da solunacaksın. İçeri bakmayacaksın demeye getiriyor. Şimdi bunu da anlatan hadisi şerif Abdullah bin Bişir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin kapısına geldiği vakit kapıya doğru dönmüş olarak durmaz. Daima peygamber diyor geldim birinin evine tam kapısında durmaz. Ya sağında durur ya da solunda durur. Peygambere bakmış bu da anlatıyor bak. Peygamber bir kimsenin kapısına geldiği vakit kapıya doğru dönmüş durmaz. Kapının ya sağında durur yahut da solunda dururdu. Ona göre hareket etmek lazım diyor. Adam böyle diyor. Ebu Davud'da böyle rivayet edildi. Şimdi izin içeriye bakmamak içindir. Yani izin istemek, yani tak tak diye izin istemek, içeriye bakmamak için izin istiyorsun. İçeri baktıktan sonra izin istemenin bir manası yoktur demeye getiriyor. İçeri bakmak yasak. Onun için izin içeriye bakmamak için meşru kılınmıştır. Neymiş? İzin istemek, bir eve girmek için, bir yere girmek için izin istemek, içeriye bakmamak için meşru kılınmıştır. Sehel bin Sa'd'dan rivayet ediyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir delikten baktı. Peygamberin evine geldi, bir delikten içeriye baktı bir adam. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısındaki bir delikten baktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde demirden bir tarak vardı. Saçlarını tarıyordu. Resulullah kendisine baktığını bilsem bu tarakla gözüme vururdum. Allah izin istemeyi bakmamak için meşru kılmıştır buyurdu. Bir rivayete de şöyledir. Peygamber kendisine doğru elindeki ok demiriyle yürüdü. Ravi diyor ki sanki şimdi Resulullah ansızın ona vuracakmış gibi görüyorum. Onun için seslenmiyorum demeye getiriyor. Yani bu işi uzun lafın kısası bakma diye yasaklamaya getiriyor. Bunu anlıyoruz biz. Allah kusurumuzu affetsin. Şimdi Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise bir adamın bir adama gönderdiği davetçi izin demektir. Git filan adamı çağır gel dediyse, mesela sen dedin ki git filan adamı çağır geldi dedin mi? O adamı da çağırdı geldi mi? İzin istemeye lüzum yok. Çünkü sen önden ne yaptın? İzin vermişsin manasındadır. Onu anlatıyor. Bir adamın bir adama gönderdiği davetçi izin demektir. Yani davetçi ile birlikte gelen adamın girişte izin istemeye lüzum yoktur. İrbat bin Sariye'den bu hususta şöyle denmiştir. Peygamber ile birlikte Hayber'e vardık. Hani Medine'den Hayber'e gidiyorlar. Hayber'in sahibi yani reisi zalim ve cebbar bir adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip dedi ki ey Muhammed
eşeklerimizi boğazlamak, meyvelerimizi yemek ve kadınlarımızı dövmek hakkımız mı dedi. Yani Peygamber Efendimiz oraya varınca böyle bir soru soruyor oranın reisi. Eşeklerimizi boğazlamak, bahçelerdeki meyvelerimizden istediğini yemek, kadınlarımızı dövmek hakkımız mı diye sordu. Bunun üzerine Peygamber öfkelendi. Ve ey Affın oğlu dedi. O Affın oğluymuş. Atına bin ve ilan edip de ki, ey Affın oğlu, atına bin de ki, dikkat edin. Affın oğlu diyor, Affın oğluna diyor, hayır Affın oğlu kimse, ey Affın oğlu, atına bin ve ilan edip de ki, dikkat edin, cennet ancak gerçek mümine helaldir. Namaz içinde toplanmalarını söyle. Bunun üzerine toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırdı. Yani bu Affın oğlu dediği demek ki herhangi bir adam olabilir yani. O adam değil, o adam değil o yani demek ki. Ama diyor ki Peygamber Efendimiz, ey Affın oğlu atına bin ve ilan edip de ki, çünkü asker çok ya, dikkat edin, cennet ancak gerçek mümine helaldir. Namaz için toplanmalarını söyle dedi. Bunun üzerine toplandılar. Peygamberimiz namazı kıldırdı. Sonra kalkıp dedi ki, sizden süslü koltuğu üzerine oturmuş olan biriniz sanır mı? Sizden süslü koltuğu üzerine oturmuş olan biri sanır mı? Ki Allahü Teala şu Kur'an'da onlardan başka bir şeyi yasaklamamıştır. Dikkat ediniz. Vallahi ben de birçok şeyler hakkında nasihat ettim. Birçok şeyleri emrettim, birçok şeyleri de yasakladım. Bunlar Kur'an-ı Kerim, belki ondan daha da fazladır benim yasakladıklarım. Şu muhakkak ki bilin ki Allahü Teala kitap kendilerine verilmiş olanların, yani ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların demek, kitap kendilerine verilmiş olanların mükellef oldukları vergiyi size verdiklerinde, yani ehli kitap size vergilerini verdiklerinde, mükellef oldukları vergiyi ise verdikleri takdirde onların evlerinde izinsiz girmenizi, onların evlerine izinsiz girmenizi, kadınlarınızı dövmenizi, meyvelerinizi, kadınlarını dövmenizi, meyvelerini yemenizi helal kılmıştır. Mükellef oldukları vergiyi verdikleri zaman onların evlerine izinsiz, kendi evlerine izinsiz girerler. Kadınlarını döverler, meyvelerini de yerler. Ama vergilerini vermek mecburiyetindedirler dedi. Cizye bölümü bu. Demek ki o ehli kitap adam sorunca diyor ki, siz ancak evinize nasıl girebilirsiniz? Verginizi ilk verirsiniz devlete. Ondan sonra orası verginizi verince o evler sizin olur. Evinize girersiniz, kadınlarınızı dövmenizi, meyvelerinizi yemenizi helal kılmıştır. İsterseniz döversiniz, isterseniz meyvenizi de yersiniz demiştir. Şartını şeye bağlamış yani vergi, ehli kitabın vergi vermesine bağlamış. An Abdillahi yani onların vergisi yani bir İslam devletine bağlı kaldıkları müddetçe böyledir. Yoksa hakları kılıçtır manası. An Abdillah kale li Resulullah iznüke aleyye. Resulullah bana dedi ki perdenin kaldırılması ve benim için içerideki konuşmamı işitmiş olman yanıma girmek için sana izin yerini tutar. Mesela birisi geldi, kapıyı çaldı. Kapıyı çaldıktan sonra ben perdeyi kaldırdıysam izin verilmiştir demektir diyor. Perdeyi kaldırmasam izin verilmedi manasına diyor. Evet.